Dedem coştu işte yine. Tedarik geçeriz nedir ki? Vallahi hiç bana öyle he deyip geçebileceğimiz gibi gelmedi. Ya ne var bunda? İki yüzük takarız, geçeriz karşısına, evlendik biz deriz. E tamam, başta kızar ama sonra sevinir. İnanır mı dersin? Ya niye inanmasın? Bak detaylı bir hikaye anlatırız, tamam mı? Mesela şey deriz, Melia teyze mesela beni hiç istememiş, tamam mı? Ya o kız ya ben demiş. Sen de onun karşısına geçmişsin. O sırada da aşkın bastırmış. Yıldırım hikayeyle hop bitti gitti. Ne güzel anlatıyorsun ya. Ya oyun oynuyoruz burada Sinan. Ha kılıç korsana dedem. İşte ben de ondan korkuyorum ya. Sinan, sen evlenmekten mi korkuyorsun, benimle evlenmekten mi? Ya aslında korkmak değil, böyle garip hissetmek. Tamam, anladım. Kendine ait hissetmiyorsun falan. Yani böyle laf salatası yapmana gerek yok. Bana net bir şekilde söyleyebilirdin. Al işte. Nasıl birden döndü kız çocuğuna? Sanki gerçekten evlenmek istiyormuş gibi. Yok da ne bileyim, şimdi sen böyle söyleyince ben verdiğin sözden pişman olduğunu düşünüyorum seni. Saçmalama Rüzgar. Bir kere söz verdim sana. Ayrıca ne zaman gördün sözümden döndüğümü? Evet haklısın, hiç görmedim. Ayrıca sen bu sözü bana dün vermedin. Yıllar önce verdin, unutma. O ne demek şimdi? Hatırlamıyor musun? Hoş geldin. Bu sefer kesin bitti. Net. Yazık. Yeşil elma iyi çocuktu. Üzüldüm şimdi. Oho! O çoktan bitti. Nerede kaldın sen ya? Kızılcık demiştik yani buna. Tatlı çocuk demiştin. Senin eline düşerse kimse kurtaramaz demiştin. Ha, hatırladım. Ya ama nasıl hepsinin ismini hatırlayayım ki? İyi de hatırla diye meyve isimleri koyduk zaten. Maşallah. Sen de doldurdun sepeti. Bak yargılamak için söylemiyorum ha. Ay yargılamak için söylüyorsun da. İyi hadi söyle. İyi tamam ama bak senin için söylüyorum kızım, evde kalacaksın böyle giderse. Aa söyleyene bak ya. Bir kızı sevmiş, kızın dünyadan haberi yok. Adam da haliyle iffet sertifikasına uygun tavırlar sergileyen Sinan Bey. Ama bak makus kaderine baş kaldırmak istersen benim bir fikrim var. Çok çılgın bir fikir kokusu alıyorum sanki. Evet. Bir anlaşma yapacağız seninle. Nasıl bir anlaşma? Yani çok farklı bir şey değil. Şöyle ki eğer ikimiz de yolun yarısına geldiysek ve kimseye çarpılmadıysak birbirimizle evlenelim, bitsin gitsin. Ya çünkü ben kendimi biliyorum. Yalnız kalmamak için böyle salan tekiyle evleneceğim. Sonra al sana çifte mutsuzluk. Yani bak bu arada ben çok ciddiyim, şaka yapmıyorum. Vallahi bilmiyorum. Düğünü sizin taraf yaparsa benim için sorun değil. Kesin ama bak yüzde bin. Yüzde bin. Evlenmeyen dönektir. Dönektir. Hatırlıyorum. Bak yüzde bin evleneceğiz demiştik. Şimdi daha oyunundan bile korkuyorsun. İşine gelen kısmını hatırlıyorsun. Anlaşmada bir madde vardı. Eğer birine çarpılmazsak. Efendim Pelin? Ay ben seni mi aramışım yanlışlıkla ya? Şey annemi arayacağım diye. Sen özel bir yerde değildin değil mi? Yani bir görüşme, toplantı falan. Yok ya ne görüşmesi. Ya iyi oldu aslında böyle araman. Ben de seni arayacaktım. Ya, benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Niye? Niye? Ne oldu ki? Ne diyeceksin? Ya böyle telefonda falan olmaz. Sen neredeysen konum at, ben oraya geleceğim. Tamam. Tamam. Hemen atıyorum. Tamam, görüşürüz. Ay. Kesin kötü bir şey söyleyecek. Yani böyle telefonda olmaz. Dediğine göre böyle alıştıra alıştıra. Yani beni üzmemek için. Konum. Ne? Ya nasıl yapar böyle bir şey Başa? Ya Pelin, ne güzel izah ettin durumu. Ya nasıl bu sonuca varabildin? Ya Bülent'in bir şey yaptığı yok diyorum. Ortada bir yanlış anlaşılma var, o kadar. Ya sen önemli bir şey var, telefonda olmaz, gelip konuşmam lazım dediğinden beri bak, bak, bak nasıl titriyorlar. Yani hala... Ya siz erkekler nasıl varlıklarsınız ya, hiç mi düşünmüyorsunuz bizi? Bravo yani. Ya mantığın bittiği yerdeyiz şu an gerçekten.
Hadi suçu günah olmayan Bülent'i gömdük. Tamam. Konuyla uzaktan yakından alakası olmayan bana ne zaman geldi sıra? Aynısınız. Çünkü erkeksiniz. Yani senin de çok rahat yapabileceğin bir şey bence bu. Ya bilinçli yapılmış bir şey değil diyorum. Tabii ki benim de başıma gelebilir. Ya bu yanlış anlaşılma adı üzerinde. Çocuğun bir şey yaptığı yok. Ay zavallı arkadaşım nasıl da sevinmişti ya. Yani duyarsa kahrolur. İşte seni de bu yüzden çağırdım. Duyacak. Ama hep beraber anlatacağız bunu. Yani kızı kırmadan, dökmeden bu sorunu çözelim diyorum. Ay nasıl olursa olsun. Yani o kız yataklara düşer, yemeden içmeden kesilir. Ya ev falan bile baktı, intihara kadar gider Sinan. Pelin, abartma istersen. Ya bak üzülecek, üzülmeyecek demiyorum. Ama kaybedeceği bir şey yok. Yani Bülent hala onu seviyor. E tamam. E evleniversin o zaman. Yani madem seviyor. E hazır teklif de etmiş. Pes yani. Olur mu hiç öyle şey? Kendinden düşün. Sana böyle bir evlilik teklifi yapılmasını ister misin? Tavuk kovalarken dudaklarımız değdi diye öpüştük sanıp sevinen insanım ben be. Yanlış mı anlaş et bakalım nasıl seviniyorum hem de. Asla istemem. Bak ne güzel söyledin. Başak da istemez. Ya Bülent de istemiyor zaten. Olayın doğal seyrinde gitmesini istiyor. Ben konuştum onunla. Dördümüzün olduğu bir yemekte bunu ona anlatacak. Başak da orayı ben getireceğim değil mi? Aynen öyle. Dediğim gibi biz bir ara kalkacağız. Daha sonra Bülent durumu güzelce izah edecek. Ufak bir terapiden sonra konuyu kapatmış olacağız. Hepsi bu. Benim şimdi gitmem lazım. Avukata yetişmem gerekiyor. Tamam. Akşam görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.